Artık her bir nefis yanında bir sürücü, vasıtayı süren var. Müslümanlara aittir bu. Konforlular. Özel bir vasıtalar var müminlerin. Allah tarafından tahsis edilmiş. Ve bir şahitliğe gelmiştir. Yanında da oturuyor. Bir tane de şahit. Mihmanları var. Kolaylık olsun. Bölgeyi tanısın. Yani ne yapacağını, ne edeceğini bilsin. Rahat olsun. Allah'ı ansın. Çünkü sürekli onun sürücü de, öbür yanındaki de sürekli ona iltifat ediyor. Gönlünü alıyor. Ona müjdeler veriyor. Çünkü çok heyecan verici bir ortam olduğu için, o korkuyu yaşamamaları için, daha çünkü daha kaldırılmamış. Yani cennet ortamına girmemişler. Korkuyu biliyor. Heyecanı biliyor. Tedirgin, her şeyi biliyor. Yani herkes gibi o da biliyor. Ama yanında mümin melek olduğu için gönlü rahat, sürekli iltifat ve gönlü alındığı için önünde ışık var, sağında ışık var. Karanlığın rahatsız ediciliğinden de etkilenmiyor. Vasıtası olduğu için cehennem arazisinin rahatsızlığından etkilenmiyor. Çünkü çok çetin. Küfür ehli dizüstü tutturuluyor. Cehennem arazisine. Müslümanlar da geliyor ya. Herkes gelecek. Onun için ya Rabbi beni cehennemden kurtar demiyoruz. Cehennem azabından koru diyoruz. Cehenneme gideceğiz. Göreceğiz cehennemi. Cehennemin azabından Allah'a sığınıyoruz. Cehennemde melekler de var. Bayağı memnunlar. Müminler de var. Bayağı memnun. Mümin olduktan sonra. Azabını duymaz çünkü. Kafir azabını duyar. Tabi orada durmak istemez Müslüman. Ayrı mesele. Cennete geçmek ister. Bak her bir nefis yanında bir sürücü ve bir şahit ile gelmiştir. Ant olsun diyor Allah. Yemin ediyor. Sen bundan gaflet içindeydin. İnanmıyordun buna diyor. İşte biz de senin üzerindeki örtüyü açıp kaldırdık. Gözünün önündeki bu. Şu perdeyi. Bak örtü. Şu öndeki perde. Elif şeklinde gözünüz önünde görüyorsunuz değil mi? Aydınlık. Işıklı pırıl pırıl cisimlerin olduğu bir perde var. Bu perdeyi kaldırdık diyor Allah. Artık görüş gücün keskindir. Birden müthiş bir netlikte yeni bir boyuta geçmiş oluyor. Önünden böyle bir ekran kalkmış gibi kalktığında yepyeni bir ekranı görüyor. Orada görüş keskin diyor. Artık orada duyma, işitme, uzaklığı kavrama, dünyadaki fulluluk yok. Burada bir fulluluk vardır. Gözlük takar adam uzağı görmek için, yakını görmek için. İşitemez, kulağıyla böyle tutar bilmem ne, değil mi? Tabii. Bayağı bir şeyler olur. Evet. Öyle yok. Baktın mı 100 kilometre ötede olsa ta yakınında gibi görür. Görüş gücü keskin. 100 kilometre ötede konuşursa onu da duyar. Yani görüşle ilgili duyularla ilgili hiçbir şey kalmıyor. Ve üç boyutu tam algılıyor. Tam net. Onun için Hazreti Ali diyor, uykudan uyanır gibi uyanacaksınız diyor. Kalktı mı zaten herkes uykudan kalktığı kanaatindeler. Ayette geçiyor ya, bizi kim kaldır diyorlar yattığımız yerde, uyuduğumuz yerden kim kaldır? Yani nereye geldik biz diyorlar. Anlayamıyorlar. Sonra eyvah diyorlar, bu kastedilen işte din günü bu diyor. Biz öldük, dirildik. Son anlıyorlar ölüp dirildiklerini. Önce kavrayamıyorlar. Yani normal bir araziye bırakıldıklarını zannediyorlar. Var ya bazen kaçırdılardan baygın bırakılır. Bırakılır. Ya yani çölde falan bir yere bırakıldıklarını zannediyor. Sonra çağırıcını çağırıp o bölgeye koştuklarında anlıyorlar öldüklerini. Eyvahlar bize diyorlar. Din günü doğruymuş diyorlar. Artık bugün görüş gücün keskindir. Üç boyutlu ve çok keskin görünme var. Duyma ve işitme var. Onun yakını olan ve yanından ayrılmayan melek, ona yardımcı olan, sürekli mihmandarı olan melek, dedi ki, işte bu yanımda hazır durumda olan kişi diyor. Yanımda olan hazır kişi. Ama müminse böyle, mümin ona şey diyor. Cisimden bahsettiği gibi bahsediyor. İnsana bahsetmiyor melek. Bak diyor ki, işte bu yanımda hazır durumda olan şey. Adam demek bile istemiyor. Şey diyor yani. Tiksindiği için. Siz ikiniz ey melekler diyor Allah, her inatçı nankörü atın cehennemin içine diyor Cenab-ı Allah. İnatçı çünkü eşek gibi biliyor Allah'ın varlığını, iman hepsini biliyor. Deneme yapıyor. Bakalım ne olacak yani zübbelik yapıyor. Yani ama o kafada olanlar için söylüyorum tabii. Kafası anlamadığı için, kavrayamadığı için olanlar ya, inadına ahlaksızlık olsun diye
bildiği, anladığı halde. Bak, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla diyor Allah. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar edenler. Hayra engel olan. Tebliğ yaparsın, engel olur. Bir şey yaparsın, engel olur. Bir Müslümanı kurtarmaya çalışsın, engel olur. Kitap dağıtmaya çalışsın, durdurur. Toplantı yapmaya çalışsın, iptal etmeye kalkar. İttihat-ı İslam'ı söylersin, onu durdurmaya çalışır. Mehdi çıkacak dersin, onu durdurmaya çalışır. İsa Mesih'e inecek dersin, onu durdurmaya çalışır. Hayra engel olan, saldırgan, yobaz takımı var ya, anarşist terörist takımı, Darwinist materyalist, var ya, komünistler bir, yobazlar ki saldırgan. Şüpheciyi, Darwinist materyalist sistem şüphecilik üstüne zaten. Yobazlar da çok şüphecidir. Her şeyden şüpheder. Peygamberden şüpheder, Allah'tan şüpheder. Onun için Allah'tan hiç hoşlanmaz yobazlar. Hiç hoşlanmaz, peygamberimizden de hiç hoşlanmazlar. Evliya dedikleri aracı adamlardan hoşlanırlar. Onların kanalıyla cennete gidebileceksin zannederler. Yani peygamberimizden de pek şeyleri yoktur. Allah'tan hiç hoşlanmazlar. Açın bakın kitaplarını. Allah'ın böyle haşa zalim ve gaddar olduğuna inanırlar. Ancak peygamberimizin araya girerek Allah'ı ikna edeceğine inanırlar. Haşa, sanki Allah bilmiyor da peygamberimiz ikna edecek. Yahut bir evliya dedikleri put olan adamların kanalına olacağını düşünürler. Müşrikler. Yahut işte ne diyorsa kendine göre, günahsız, cennetlik dediği. Bak ki o Allah ile beraber başka bir ilah edinmişti. İşte bu. Diyor ki benim mürşidim dünyanın öbür ucunda olan şeyi bilir. Her şeyi bilir. Mutlaka cennete gidecek diyor. Zaten Mehdi diyor, bana da bildirildi rüyada diyor. Ben biliyorum Mehdi olduğunu diyor. Benim vahiy bana diyor. O da bize de vahiy ile bildiriyor zaten diyor. Allah ona hüküm bildiriyor diyor. Bana da bildirdi hüküm diyor. Eteğine tutup diyor beraber cennete gidiyor. O beni cennete götürecek diyor. Allah rahmetiyle sokacak demiyor beni. Soksun demiyor cennete. O götürecek beni diyor. Ki o Allah ile beraber başka bir ilah edinmişti. Artık ikiniz onu en şiddetli olan azabın içine atın diyor Allah. Onun yakın dostu, saptırıcı dedi ki, Rabbimiz ben onu kışkırtıp azdırmadım. Şeytanın klasik üslubu. Azdırmadım. Ancak kendisi haktan, Allah'tan uzak bir sapıklık içindeydi. Müşriklik içindeydi. Kur'an'a tabi değildi. Allah buyurur, benim huzurumda çekişip durmayın. Yobazların özelliğidir ya, sürekli çarpışırlar. O ona şöyle, onun kavline göre şu, bunun kavline göre bu. 2 saat böyle demagoji yaparlar. Çekişip durmayın diyor Allah. Ben size daha önce kesin bir uyarı göndermiştim. Kur'an'ı size bildirmiştim. Peygamber de kesin, net hüküm. Huzurumda söz değişikliğe uğratılmaz. Kur'an hükmü değişmez. Allah'ın hükmü değişmez. Ben kullara zulmedici değilim diyor Allah. Ben zulmetmiyorum diyor. O gün cehenneme diyeceğiz, doldun mu? O da daha fazlası var mı diyecek. Allah diyor, soruyor, doldun mu diyor. Küfrü dehşete düşürmek için yapıyor Allah. O da diyor ki, cehennemden ses geliyor, daha fazlası var mı? Çok geniş diyor, daha da fazlasını isterim diyor. Bu tabi cehennem ehlini dehşete düşüren bir konuşma. Cennette muttakiler için uzakta değildir, o gün yakınlaştırılmıştır. Zaten uzakta değil diyor. Bakın çok anlamlı bir ifade. Zaten uzakta değil diyor Allah. Adam uzakta zannediyor ya. Oo diyor, cennete gideceğiz diyor. Çok uzaklarda diyor. Allah diyor ki uzakta değil cennet diyor. Çok yakın. Bir de yakınlaştırılmıştır diyor. Perdesi kalktı mı cenneti görüyor. Yakınlaştırılmıştır. Yani mekan algısı Allah'ın elinde. İsterse Allah ona yakında göstertiyor. İnşallah. Yakınlaştırılmıştır. Yani Allah'a göre mekan yok. Bize göre yakınlaştırılmış oluyor. Bu size vaat olduğunu andır. Allah'a vaat ettiği budur. Gönülden Allah'a yönelip dönen, samimi olarak Allah'a dönen, İslam'ın hükümlerini, Kur'an'ın hükümlerini koruyan,
Görmediği halde bak, görmediği halde Allah'a, Rahman'a karşı içi titreyerek, samimi olarak korkarak, korku duyan ve içten samimi olarak Allah'a yönelmiş bir kalp için, kalp ile gelen içindir. Yani samimi olanlar içindir cennet. Ona esenlik ve barış, selamla girin. Esselamu aleyküm diye giriyorlar cennete. Her gelen selamu aleyküm diyor. Melekler sıra sıra aleyküm selam diyorlar. Ve bu ebedilik günüdür diyorlar melekler. Artık sonsuzsunuz diyorlar. Çünkü zaten tek bir an var. Tek bir anın içerisinde sonsuz önce sonsuz sona yaratılmış. Zaten yani insanın sonlu olması fizik olarak da mümkün değil. Fiziken de mümkün değil. Yani Allah'ın dilemesiyle. Orada diledikleri her şey onlarındır. Aklına gelen her şey. Araba mı, yat mı, uçmak mı istiyor, balıklarla beraber yüzmek mi istiyor, kuşlarla beraber mi olmak istiyor, herhangi bir yiyecek mi istiyor, sevdiği bir güzellik mi var, ne istiyorsa onlarındır. Allah diyor ki bak, bir de diyor, katımızda daha fazlası da var. Bu da sürpriz diyor Allah. Bilmediğiniz bir şey daha yapacağım, bir şeyler yapacağım diyor. Hiç görmediğiniz, tahmin etmediğiniz bir şeyler yapacağım. Katımızdan daha fazlası da var diyor. İnşallah. İnşallah. Maşallah. Nasıl tefsirim? Maşallah. Maşallah. Çok heyecanlandınız. Kim tefsir ediyor? Allah tecelli ediyor. Allah tecelli ediyor. Biz Allah'ın zavallı kullarıyız. Biçare kullarıyız. İnşallah. Allah cemal ismiyle efendim diğer tecelliler tecelli eder. Efendim alim ismiyle tecelli eder. Biz de dinleriz. İnşallah. İnşallah.